Herkese iyi günler, merhabalar arkadaşlar. Bugün 8 Ocak 2021. Kısa bir süre önce makyajlanan Fiat Egea'nın bugün artık resmi olarak Fiat Türkiye olarak fiyatları açıklandı. Ben de bu videoda sizlere tüm fiyatları ve detayları bahsetmeye çalışacağım. İyi seyirler. Öncelikle ülkemizde de dahil olmak üzere 3 gövde tipiyle satılmakta olan Egea makyajıyla beraber bir gövde tipine daha kavuştu ve cross olarak 4. bir gövde tipi oldu. Bu gövde tipini özellikle SUV'ye geçmek isteyen insanların ve fiyat bütçesi olarak da çok yükseğe çıkamayan insanların tercih edeceğini ben çok düşünüyorum. Fiyatlar zaten açıklandı. Videonun ilerleyen kısımlarında sizlere bunlardan bahsedeceğim. Yerden yükseltilmiş cross versiyonunda önce yapılan küçük dokunuşlara bakalım, daha sonra fiyatları hep beraber izleyelim arkadaşlar. Ön parça elden geçirilen marka logonun yerine Güney Amerika'da modellerinde göründüğü gibi büyük fiyatlı yazıları artık kullanılmış. Farlarda tasarımı değişmezken üst taraftaki LED gündüz farları artık yeni tasarıma eklenmiş arkadaşlar. Bence bu daha da keskin durmuş. Orta ve üst paketlerde olan alt taraftaki nokta nokta böyle şeklindeki tanecikli yapısında olan gündüz farları üst tarafa tercih edilmiş ve daha pürüzsüz net bir şekilde olan gündüz farlarını bürünmüş durumda. Üst taraftaki farın üzerindeki çıta değişmiş ve buraya gündüz farı entegre edilmiş. Önde cross modelinde özellikle daha çok dikkat çeken alt tamponun altındaki yeni detaylar, ön farlardaki değişiklik ve Fiat logosundaki değişiklik göze çarpıyor. Arkada ise fazla bir değişime gidilmemiş. Fiat burada halojen aydınlatma elemanlarının yerine LED'lere yer vermiş. Toplam 11 renk olarak sunulacak arkadaşlar. Okyanus mavisi ve Cross'a özel turuncu tonları ise renk kartelasına eklenmiş durumda. Bunları da opsiyon olarak tercih edebileceksiniz. Motor yelpazesinde ise özellikle ülkemizde çokça beklenen 1.4 atmosferik yerine 1.4 atmosferik de bu arada satılmaya devam ediyor. Fakat 1.0 turbolu motora da artık fiyata geçiş yapmış. 100 beygir gücündeki motor Firefly olarak adlandırılıyor. 4 tane motor seçeneğiyle şu an satışa sunulacak. 1.4 atmosferik, 1.0 turbo beslemeli benzinli, eski motorlarda olan 1.3 Multijet ve 120 beygir gücünde olan 1.6 yerine 1.6 dizel yerine daha da güçlendirilmiş artık 130 beygirlik bir dizel motor yer alacak arkadaşlar. İç mekanına geçtiğimizde ise özellikle artık yeni gösterge tablosu ve içeride orta panelde bulunan daha büyük ekran bizi karşılıyor. Buradaki ekranın büyümesi CarPlay gibi kullanışlı özellikleri daha rahat kullanması için insanlara yardımcı olacaktır. Gösterge tablosunda dijitale dönmesi artık çağımıza ayak uyduran bir seçenek olduğunu ben düşünüyorum. Bunun olması da güzel olmuş. Güvenlik olarak da trafik işareti tanıma sistemi, akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, sürücü yorgunluk ve uyarı sistemi, adaptif uzun farlar, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörleri, anahtarsız giriş çalışma ve kablosuz akıllı şarj gibi özelliklerle hayatı kolaylaştıran donanımlar artık Fiat Egea'da tercih edilebilecek donanımlar arasında yer alıyor. Şimdi fiyatlara geçelim. Öncelikle sedan gövde tipine baktığımız zaman 1.4 Fire 95 beygirlik atmosferik motorun 130.000 TL'den başlayarak 167.000 TL'ye kadar çıktığını görüyoruz. 3 paket olarak sunuluyor yeni Egea arkadaşlar. Önceden Mirror adında Urban ve Launch arasında bir paket vardı. O kaldırılmış. 3 paket olarak size sunuluyor. 1.0 turbo beslemeli benzinli 100 beygir gücündeki motor 177.000 liradan 193.000 TL'ye kadar uzanan bir fiyat skalasına sahip. Onun haricinde 1.3 Multijet 174.000 TL'den başlıyor. En yüksek paket Launch olarak 201.000 TL'ye kadar satın alabiliyorsunuz. 1.6 130 beygirlik olan motor ise en yüksek 224.000 TL'den satışa sunuluyor. Genel olarak hatchback modeline geçtiğimiz zaman ise fiyatlarda ortalama 10.000 TL'lik gibi bir zam olduğu görünüyor arkadaşlar. 10.000 TL gibi bir fiyat farkı aralarında var. Hatchback 10.000 lira daha pahalı. Street fakiri 145.000 TL'den başlayıp 174.000 TL'ye kadar uzanıyor. 1.4 atmosferik için 1.0 için 185.000 TL'den başlayıp 201.000 TL'ye kadar uzanıyor. 1.3 Multijet için 185.000 TL Street paket, Urban paket 193.000 TL, 209.900 TL'lik de Launch paket olarak satışa sunuluyor. En yüksek donanım almak isterseniz de hatchback olarak 232.000 TL'den 1.6 130 beygirlik dizelini alabiliyorsunuz. Ve geldik en yüksek tutulacak modele, bence pakete, donanıma ve kasa tipine. Street paketi 154.000 TL'den cross modelinde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatchback'tense bunu almak isteyen insanlar olacağından ben bu fiyattaki aracın satılacağını düşünüyorum. Özellikle Urban 188.000 TL olan 1.0 modelin ben bu araçta tutulacağını düşünüyorum. 1.3 ve 1.0'ın daha fazla tutulacağını, diğerlerinin de biraz daha satışın düşük olacağını düşünüyorum. Fakat buradaki avantaj 1.0 ve 1.3'te oldukça iyi. 196.000 TL 1.3,
188.000 TL'de benzinli olarak alabiliyorsunuz bu aracı. 216.000 TL'lik Urban paketi. En yüksek pakette bir cross type olmak istiyorsanız da 232.000 TL'yi gözden çıkarmamış olmanız gerekmektedir. Benden bu kadar arkadaşlar. Bugün tanıtıldı. Bir saat içinde size yetiştirmeye çalıştım bu videoyu. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Kısa bir video oldu. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, bana destek olmak için de kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda tartışabiliriz. Kendinize bu zor günlerde iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.